Evet, Peugeot 308 ile yine beraberiz. Yine diyorum çünkü daha önce lansmanda Burak Ertem'le kullanmıştık hatırlıyorsanız. Fakat orada çok kullanma fırsatımız olmamıştı. Daha detaylı bir sürüş için İstanbul'da alırız demiştik ve gerçekten de aldık. Kompakt hatchbackler eskisi kadar popüler değil. Biliyorsunuz artık SUV'lar moda. Fakat ben hala kendimi içlerinde iyi hissediyorum. Eskisi kadar çok satacağını düşünmesem de yeni Opel Astra ve yeni Peugeot 308 gibi modeller bu sınıfa olan ilgiyi yeniden arttırdı. Evet, o zaman her zamanki gibi biraz tarihten başlayalım. Çünkü bu modelin geçmişi çok eskilere gidiyor. Eskilere derken ta 1932'den bahsediyorum. 300'lü model serisi ilk olarak 1932'de 301 ile başlamıştı. Fakat modern zamanlara gelirsek ilk 300'lü model 304 oldu. 304 1969 yılında tanıtılmıştı. Hemen ardından ise 1977 yılında 305 geldi. Bu iki otomobil de aslında temel olarak sedan formuna sahipti. 305'in Station de vardı fakat 304 aslında daha geniş bir model yelpazesiydi. Station, Coupe, Cabrio gibi modelleri vardı. Aslında günümüzdeki 308'in asıl dedesi 309. Bu otomobil 1989 yılında tanıtıldı. Aslında tasarımıyla pek de sevildiği söylenemez. 300 model ailesindeki ilk hatchback'ti. Pek sevilmedi diyorum ama aslında 9 yıl üretimde kaldı. 3 ve 5 kapılı modelleri vardı. Tabii ki 309'un GTI'lerini asla unutamayız. Özellikle 16 subaplı GTI hala aklımdadır. Bu otomobil rallilerde de çok başarılı oldu. Yani günümüzün hatchback kompakt sınıf Peugeot'larının öncüsüydü 309. Hemen ardından bir başka efsane geldi. 306'dan bahsediyorum. 306 bugün bile hala seviliyor. Yollarda görmeye devam ediyoruz. Bu otomobil 2002 yılına kadar üretildi. Hatta üretim rakamı 3 milyona yaklaştı. 306'nın model yelpazesi çok genişti. 3 ve 5 kapılı hatchback'in yanı sıra sedan da vardı. Ayrıca Station ve Cabrio modelleri de bulunuyordu. Tabii ki 306'nın da sportif modellerini unutamayız. Hemen aklıma S16 ve GTI'ler geliyor. GTI'nin son modellerinde güç 167 beygire kadar ulaşmıştı. Şanzımanda 6 ileri manueldi. Efsane 306'nın ardından ise 307 geldi. Bu otomobil ilk olarak 2001 yılında tanıtıldı. Yüksek yapısıyla kardeşlerinden farklıydı. 307'de de gövde seçenekleri çok fazlaydı. 3 ve 5 kapılı hatchbackler zaten vardı. Ayrıca Station yanında bir de Coupe Cabrio model bulunuyordu. Türkiye'de pek bilinmese de aslında 307'nin sedanı da üretildi. Bu otomobil Çin ve Latin Amerika ülkelerinde satıldı. 307'nin üretim rakamı aslında 306'yı bile aştı ve 3.8 milyon adede kadar ulaştı. Bu modelde aslında bazı problemler de yok değildi. Kullanıcılar elektrik sisteminden çok şikayet ediyorlardı. Ayrıca şikayet edilen diğer detaylardan biri de iç mekandaki tıkırtıydı. Bu kalite problemleri Peugeot'un daha sonradan biraz başını ağrıttı açıkçası. 2007 yılında ilk 308 geldi. Fakat satışları önceki modeller kadar olmadı. 1.4 milyon adet üretildi. Zaten üretim süresi de 6 yıldı. Yani diğerlerinden çok kısaydı. İlk nesil 308'in de gövde seçenekleri fazlaydı. 3 ve 5 kapılı hatchbacklerin yanında Station, ayrıca Coupe Cabrio olan CC model de vardı. Yine Türkiye'de çok bilinmeyen ama Çin'de satılan sedan model de bulunuyordu. Peugeot artık 307'den gelen kalite problemlerinden sıkılmıştı. Belki de ilk 308'in az satmasının nedeni de buydu. Bu nedenle yeni 308'e fazla önem gösterdiler. Bu otomobil MEP2 platformuna sahipti. Yani günümüzde kullanılan platformdan bahsediyorum. İkinci nesil 308 günümüzde de kullanılan iCockpit'e geçiş yaptı. Ve 2014'te yılın otomobili seçildi hatırlarsanız. Önceki modellerin aksine gövde seçenekleri kısıtlandı. 5 kapılı hatchback ve Station olarak satıldı. Ama yine Çin'de sedan modeli de vardı. Bu otomobil 2017 yılında makyajlandı. Hep GTI'lerden bahsediyoruz. 308'in ikinci nesil GTI'yi de bir harikaydı. Ben bu otomobili hem pistte hem yolda hem yurt dışında bolca kullanma fırsatı buldum. Gerçekten çok eğlenceliydi. İnanılmaz yol tutuyordu. Rakipleri 2 litre turbo motorlu olmasına rağmen 1.6 litre turbo motorla onlara kafa tutuyordu. Ve sonunda 2001 yılına yani 3. nesil 308'e geldik. Bu otomobil de 5 kapılı hatchback ve Station gövde seçenekleriyle üretiliyor. Yani eskisi gibi 3 kapılar, kupeler, kabriyolar yok. Aslında yeni 408 de 308'in bir türevi olarak kabul ediliyor fakat konumuz o değil şu anda. Dünya pazarında yeni 308'e baktığımızda motor seçeneklerinin çok geniş olduğunu görüyoruz. 1.2 litre PureTech motorun 110 ve 130 beygirlik versiyonları var. 110 beygir tahmin edeceğiniz gibi manuel şanzımanla sunuluyor. Ayrıca yine yurt dışında Blue HDI 130 beygirlik motor da var. Peugeot hibritleri de unutmamış. 180 ve 225 beygirlik hibrit versiyonlar da bulunuyor. Fakat bu kadar motor seçeneğinden Türkiye'ye sadece 1.2 litre 130 beygirlik PureTech motor geliyor. Ve Türkiye'de sadece 8 ileri tork konvertörlü EAT 8 şanzımanla satılıyor. En güçlü rakiplerinden Volkswagen Golf'in 150 beygirlik bir motor seçeneği var biliyorsunuz. Bu anlamda 308'in eli o noktada biraz zayıf kalıyor. Aslında bu motorun 155 beygirlik bir versiyonu da var. Fakat yurt dışında da 308'e adapte etmiyorlar. Çünkü zaten 180 beygirlik hibrit var. Yani tüm dünyadaki tedarik problemi zaten biliniyor.
Bunun üstüne bir de Türkiye'de dövizin yüksek olması, ayrıca vergilerin de çok yüksek olması markaların istediği modelleri Türkiye'ye getirmesine engel oluyor. Biz de bu nedenle mesela 180 beygirli kibrite binemiyoruz. Yani 225 beygirlikten vazgeçtim. 180 beygir olanı bile Türkiye'ye gelse 308'in eli çok kuvvetli olurdu. Bu otomobilin rakipleri çok biliyorsunuz. Focus'tan Golf'e, Leon'a, yeni Astra'ya kadar birçok rakibi var. Gerçi Peugeot biraz da gözünü yukarı dikmiş durumda. Kendine Mercedes A serisi, BMW 1 serisi ve Audi A3'ü de rakip görüyor. Açıkçası ben de genel kalite anlamında onlardan bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Fakat premium olmak o kadar da kolay değil. Türkiye'de tek motor tek şanzıman seçeneğiyle satılıyor dedik. Donanım paketleri ise 3 tane. Bunlar Active Prime, Allure ve GT. Şu anda bir GT'nin içindeyiz. Biraz sonra GT donanım paketinde neler farklı onları size anlatmaya çalışacağım. Hemen fiyatlara gelelim. 775 bin liradan başlıyor ve 915 bin liraya kadar ulaşıyor. Zaten dediğim gibi 3 tane model var. Rakiplere bakarsak ilk olarak kardeşi Opel Astra geliyor aklıma. Onda manuel şanzımanlı versiyon var. Ayrıca 1.5 dizel motor seçeneği de bulunuyor. Bu anlamda 308'den avantajlı. Astra'nın fiyatları 679 bin liradan başlıyor ve 935 bin liraya kadar ulaşıyor. Onda 4 donanım paketi var. Golf'in fiyatı da 617 bin 800 liradan başlıyor. En pahalı Golf 965 bin 800 lira. Golf'in 1 ve 1.5 litre TSI motor seçenekleri var. Onda da manuel şanzıman alabiliyorsunuz. Zaten Astra ve Golf'in başlangıç fiyatlarının uygun olmasının nedeni bu. Ama iki modelin de en üst donanım paketlerine bakarsak 308'in fiyatı onlardan daha uygun. Evet, şimdi tasarıma gelelim. Lansman videosunda da bahsetmiştik. Bu yeni aslan logolu ilk model. Kademe kademe logoya doğru yönelen bir ızgarası var. O videoyu hatırlarsanız 308'i ilk gördüğümde aslında tasarımına çok ısınamamıştım. Özellikle önden görünüşünde gözümü tırmalayan bir şeyler vardı. Şimdi bir kez daha görüp uzun uzun kullanma fırsatı yakalayınca aslında görüşlerim biraz değişir gibi oldu. Otomobile tam karşıdan baktığınızda gerçekten güzel görünüyor. Fakat profilden baktığınızda burnu bana hala biraz tuhaf geliyor. Kaputtan sonra ön taraf bir anda düşüyor. Bu da benim gözümü rahatsız ediyor galiba. Sürüş destek sistemlerine ait radar yeni logonun arkasında gizlenmiş durumda. Yeni tasarımla birlikte plakalıkta ön tamponun çok altına konumlandırılmış. Fakat kişisel görüşlerimizi bir kenara bırakırsak aerodinamiği çok iyi. Rüzgar direnç katsayısı 0.28 CD. Ben aslında bütün kısaltmaları Türkçe telaffuz etmek istiyorum. Yani CD değil CD demek istiyorum. Fakat dikkat etsem de bazen benim de ağzımdan kaçıyor. Bu testte bile GTI dedim, GTI demedim. TSI dedim, TSI demedim mesela. O yüzden kusuruma bakmayın, ağzımızdan kaçıyor. Ama bence doğrusu bunların hepsini Türkçe kullanmamız gerekiyor. Aerodinamik verimliliğe jantlar da katkıda bulunuyor. Zaten tasarımına bakarsanız hemen fark edersiniz. İlginç bir tasarım var. Bu arada enerji verimliliği için lastikler de A ve A artı olarak seçilmiş. Otomobil eski modele göre 1.6 santim daha alçak. Zaten biraz sonra ölçüleri vereceğim. Şimdi dıştan baktığımızda bir GT'yi nasıl anlarız ona bakalım. Mesela marş piyeler daha farklı. GT'de sportif çıkıntılı bir marş piye var. Ayrıca GT tasarımlı parlak krom ızgara da bulunuyor. GT'de yanlarda da Peugeot logosu var. Bu da bence hoş bir detay. Tabii full LED matrix ön farları da unutmamak gerekiyor. Stoplarda GT tasarıma sahip ve 3 boyutlu. GT ile birlikte gelen diğer özellik ise 18 inç jantlar. Diğer modellerde sırasıyla 16 ve 17 inçlik jantlar kullanılıyor. Otomobili önden baktığınızda aslan pençesi LED gündüz farları dikkat çekiyor. Bu benim hoşuma giden bir detay. Mesela anahtar cebinizde otomobile yaklaşırken sizi çok güzel selamlıyor. Bazı özellikleri ise hem GT'de hem Allure'de var. Parlak siyah arka tampon eklentisi bunlardan biri. Krom egzoz çıkışları ve karartılmış arka cam da Allure'le birlikte paylaşılıyor. Bunlar Active Prime'de yok. Yükseklik azaldı dedik ama bir önceki jenerasyona göre uzunluk 11 cm artmış. Ayrıca aksaralı da 5.5 cm uzatılmış. Yani aksaralı 5.5 cm uzadığına ve otomobil 11 cm uzadığına göre otomobilin burnunun ne kadar uzadığı buradan ortaya çıkıyor. Belki de benim gözümü rahatsız eden detaylardan biri budur. Yeni 308'in uzunluğu 4.367 mm. Genişlik ise 1852 mm olarak veriliyor. Yükseklik 1441 mm. SUV'lara o kadar alıştık ki 1441 mm bana çok alçak gibi geldi şu anda. GT'de jantların 18 inç olduğundan bahsettik. Lastik ebadımız ise 225-40R18. Sonuç olarak ben bu otomobilin tasarımını aslında çok beğeniyorum. Özellikle arkadan çok şık. Profildeki detaylar da çok hoşuma gidiyor ta ki burna yaklaşana kadar. Biraz evvel de söylediğim gibi otomobile tam önden baktığımız zaman önden görünüşü de benim çok hoşuma gidiyor. Fakat yine tekrar ediyorum, gözümü rahatsız eden bir şeyler de yok değil. Siz de görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Evet, şimdi hemen iç mekana geçebiliriz. 308'e oturur oturmaz gerçekten kaliteli bir kabin sizi karşılıyor. En azından GT'de böyle. Tasarım ve kullanılan malzemeler üst düzey algısı yaratıyor. Fakat tasarımın fonksiyonu geçtiği yerler de var. Mesela lansman videosunda da söylemiştim. Kokpitin tasarımı sağ yolcuyu biraz kısıtlıyor.
Yani dizleriniz konsola sürtmesin diye koltuğu fazla geri almak zorunda kalıyorsunuz. Bunun da nedeni biraz multimedya sisteminin yapısıyla alakalı. Özellikle iToggle denilen dokunmatik kısa yol tuşları nedeniyle böyle bir tasarıma mecbur kalınmış. Daha önceki testlerde de söyledim, ben iCockpit'i çok severim aslında. Gövdem uzun olduğu için daha önce hiçbir problem yaşamamıştım. Küçük çaplı direksiyon simitlerini de seviyorum. Gerçi uzun yolda biraz yorucu olabiliyor, bunu da kabul ediyorum. iCockpit'e sahip diğer modellerde gösterge görme problemi hiç olmamıştı. Fakat yeni 308'de bu problemi ben de yaşıyorum. Hatta cep telefonuyla bir video çekmeyi de düşünüyorum. Böylece tam benim bakış açımın nasıl olduğunu görebileceksiniz. Direksiyon düz olduğunda hız göstergesini görebiliyorum fakat dağ altını göremiyorum. Tabii ki bunun kolayı var. Direksiyon simidini aşağı indirirsem ekranda görebilirim. Fakat bu da benim işime gelmiyor. Çok rahatsız bir sürüş pozisyonu oluyor benim için. Direksiyon simidi dizlerime değiyor. Belki sakin kullanımda problem olmaz ama ani bir refleks gereken durumlarda elim ayağım birbirine dolaşabilir. Gösterge dedik. GT'de 3 boyutlu gösterge var arkadaşlar. Diğer modellerde 10 inçlik standart dijital gösterge bulunuyor. 3 boyutlu göstergeler gerçekten şık. İnsan farklı bir otomobilde olduğunu hissediyor. Ayrıca tasarımın da isteğe bağlı olarak değiştirebiliyorsunuz. Tabii göremedikten sonra istediğiniz kadar değiştirin. Bunun da pek bir anlamı yok. Multimedya ekranımız 10 inç. Biliyorsunuz ben PSA'nın eski multimedya ekranlarını pek sevmiyordum. O yüzden yeni nesil sisteme geçmelerine sevindim. Bu sistem çok daha akıcı ve çok daha hızlı. Kısa yolları da istediğiniz gibi atayabildiğiniz için kullanımı çok rahat. Mesela şu anda iToggle'a radyo medya, klima, navigasyon, telefon ve ayarlar atanmış durumda. Ben de bunları değiştirmeye pek ihtiyaç duymadım. Ayrıca artık ana sayfada da sağa sola kaydırabiliyorsunuz. Tabii multimedya sisteminde kablosuz mirror screen de bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto'ya kablosuz olarak ulaşabiliyorsunuz. Otomobilde 4 adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca Bluetooth'la 2 telefon birden bağlanabiliyor. Bu kısa yol atama yani iToggle aslında Allure'de de opsiyon olarak sunuluyor. Sadece GT'de yok. Ayrıca anahtarsız giriş ve çalıştırma da Allure'de de sunuluyor. Ön park sensörü ve 180 derece geri görüş kamerası da Allure ve GT'de standart. Otomobili kullanırken iç mekandan bahsetmek biraz zor oluyor çünkü dikkatiniz çok dağılıyor. Trafiğe dikkat edeceğim derken kabindeki bazı detayları kaçırıyorsunuz. O yüzden dün sürüşü kısa kestim ve bugün durarak anlatmaya devam etmek istedim. GT donanım paketindeki farklılıklardan bahsediyorduk. GT'deki ilginç detaylardan biri spor sürüş paketi. İsmine bakınca benim hemen dikkatimi çekiyor açıkçası. Bu pakete sahip olduğunuzda vites geçişleri daha hızlı oluyor. Ayrıca vitesler daha yüksek devirlerde değişiyor. Üstelik direksiyon hakimiyetiniz de sportifleşiyor. Gaz pedalı da daha hızlı tork transferi için optimize edilmiş. Yani bu sistem kağıt üstünde oldukça sevimli görünüyor. Multimedya ekranı ve göstergelerden bahsettik ama atladığım bazı detaylar var. Örneğin ayarlara girdiğinizde kişiselleştirme diye bir bölüm var, ona basıyorsunuz. Ekran kişiselleştirme, sürücü bilgilerini özelleştir. Buna tıkladığınız zaman karşınıza 5 farklı bölüm çıkıyor. Böylece gösterge tasarımını değiştirebiliyorsunuz. Hemen 2'ye geçelim. Hız göstergesi ve devir saati küçüldü. Ortaya bir navigasyon geldi. Gerçekten şık. 3 boyutlu olması da insanı etkiliyor. 5'e bakalım. Sürüş destek sistemlerini görüyorum. Ekran üstünde gerçekten çok çalışılmış. Keşke biraz daha rahat görebilseydik. Fakat işler bununla da bitmiyor. Ekran rengiyle de oynayabiliyorsunuz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 farklı renk seçeneği var. Ben şu anda kırmızıdayım. Fakat ekrandaki renkleri de değiştirebiliyorsunuz. Yeşili alalım. Gri, kırmızı, turkuaz diyebileceğim bir renk var. Tabii iç mekan rengini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani ambiyans aydınlatmasından bahsediyorum. Burada birçok renk seçeneği var. Hatta hemen sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ambiyans aydınlatması seçeneği var. Yeşil, daha farklı bir yeşil, kırmızı, beyaz, mavi, turuncu, eflatun. Ben de renkleri böyle hemen söyleyemiyorum nedense. Çünkü alışık olduğumuzdan daha farklı tonlar var. Hemen bakalım başka neler var. Multimedya ekranının altında kablosuz şarj bölmesini görüyorum. Bu GT'de standart fakat Allure'de opsiyon. Hemen orada start stop butonu var. Artık PSA otomobillerinde bir vites kolumuz yok fakat bunu kullanmakta çok rahat. Hemen arkasında drive mode butonu bulunuyor. Basalım. Eco, normal ve spor. Yani klasik modlar var. Orta konsolun sağında 2 adet bardaklık görüyorum. Onun önünde bir cep var. Ayrıca 12 voltluk bir soket görüyorum. Onun sağında da USB-C soketi var. Torpido gözüne bakalım hemen. Çok derin, çok geniş bir torpido gözü var. Kapı işlerindeki alanda gayet yeterli görünüyor. Bu arada bardaklığın hareketli bir kapağı da var. Elektrikli park freni butonu da hemen elinizin altında yer alıyor. Onun arkasında da ufak bir göz var. Kol dayama gayet geniş ve iki parçalı olarak açılıyor. Hemen bakalım. İçi de oldukça derin ve geniş. Ayrıca burada da bir USB soketi var. Zaten otomobilde 4 adet USB soketi olduğundan bahsetmiştim. Peki GT'nin diğer ekstraları neler? Mesela direksiyon simidinde GT logosu var. Ayrıca ısıtmalı. Ön konsolda yeşil dikişler var. Ayrıca alüminyum kaplamalar da çok şık.
GT'de ön ve arka iç aydınlatmalar LED. Buna iDom deniliyor. Koltuklarımız da yarı deri, yarı kumaş ve alkantara kaplı. Tabii ki iç mekanın çoğunda gördüğümüz yeşil dikişler koltuklarda da devam ediyor. Koltuk tasarımları çok şık ve sportif. Yanal destekleri çok iyi. Virajlı yollarda sizi yerinizde sabit tutuyor. Gerçekten otomobilin ön koltuklarını çok beğendim. Ayrıca ön koltukların ısıtmalı olduğunu da söylemeliyim. GT'de açılır cam tavanımız da geliyor. Ayrıca tavan kaplaması da koyu renkli. Genelde bu tip koyu rengin hakim olduğu otomobiller çok ferah olmaz. Fakat 308'in ön koltuğunda böyle bir rahatsızlık hissetmiyorum. Ambiyans aydınlatmasından bahsettik ama o allürde de standart. Yani sadece GT'ye özgü değil. Malzeme kalitesinden kısmen bahsettik ama tekrar bakalım. Ön konsolun üstü yumuşak bir yapıya sahip. Hatta orta tarafı da öyle. Orta konsol geniş olarak tasarlanmış fakat dizlerinizin değebileceği yerler de yumuşak. Kapı işlerinin üst tarafı da yumuşak bir dokuya sahip. Otomobilin geneline baktığımda malzeme kalitesinin üst düzey olduğunu görüyorum. Yani bu anlamda premium otomobillerle yarışacak seviyede. Tabi sona sakladım, genişliğe de bakmak lazım. Ön koltukta hiç rahatsız değilim arkadaşlar. Baş mesafem yeteri kadar var. Ayrıca açılır cam tavana da denk geldiğim için bu alan iyice ferahlaşıyor. Sağdaki yolcuyla da aramda tatmin edici bir mesafe var. Gerçekten çok rahat olduğumu söyleyebilirim. Sürüş pozisyonunu ayarlamak da çok kolay. Direksiyonun hem yükseklik hem derinlik ayarı var. En altı aldığınızda tabii ki göstergeleri çok rahat görüyorsunuz ama dün de dediğim gibi ben böyle kullanamam. Yani göstergeleri tam görmem için direksiyonu buraya indirmem gerekiyor. Bu da benim için rahatsız bir pozisyon. Ön koltukların her ikisinde yükseklik ayarı mevcut fakat bir kolla yapılıyor, elektrikli değil. Gördüğünüz gibi yükseliyorum şu anda. Kafam tavana ancak değdi. Yani yüksek pozisyonda bile rahatsız değilim aslında. Kısaca gerek donanımda gerekse de ön koltuktaki rahatlıkta hiçbir problem yok. Bu arada şunu da unutmadan söylemek istiyorum. iToggle olmayan modeller de var. Onlarda bu bölgede klima butonları yer alıyor. GT'de de iToggle'ın altında bir takım tuşlar var. Bunlar klimaya ve havalandırma sistemine ait. Yani rezistans tuşları falan var. En baştaki tuşla direkt otomobil ayarlarına gidebiliyorsunuz. Ayrıca buradan sesi de açıp kapatabiliyorsunuz. Bu arada müzik sisteminin ses kalitesi gayet yeterli. Hatta yeterliden de öte beni fazlasıyla tatmin etti. Otomobilin içinde durdukça anlatacak şeyler aklıma geliyor. O yüzden fazla uzatmayalım, hemen arka koltuğa geçelim. Evet, şimdi kader anı. Neden kader anı diyorum? Çünkü insanlar 308'in arka koltuğunun geniş olup olmadığını çok merak ediyor. Biliyorsunuz benim boyum 1.87 metre. Yani kısa bir insan değilim. Ayrıca biraz iri olduğum da söylenebilir. Peki 308'in arka koltuğunda rahat mıyım? Hemen baş mesafesine bakalım. Baş mesafem yok gibi bir şey. Burası hafif oyuk tasarlanmış fakat saçlarım şu anda tavana değiyor. Yani çok rahat olduğumu söyleyemeyeceğim. Ön koltuk şu anda bana göre ayarlı. Oturduğum zaman dizlerim konsola değmiyor. Peki hemen diz mesafesine bakalım. Dizlerim ön koltuğa değmiyor şu anda. Rahat edebilmeniz için ön koltuğun arkasında da bir oyuk tasarlanmış. Kısaca diz problemim yok ama baş mesafesi problemim var sayılır. Hele 1.90'ın üstündeyseniz 308'in arka koltuğunda rahat etmeniz çok zor. Şimdi hemen bunun bir problem olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat aslında bence öyle değil. Çünkü C segmenti ve hatchback'in içinde olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Sonuçta rakiplerin birçoğunda da ben aynı şekilde hissediyorum. Yani çok bir fark yok. Yani ebatları garip olan biraz benim galiba. Bunu kabul etmem lazım. Boyunuz 1.85'in altındaysa 308'in arka koltuğunda rahat edebilirsiniz. Ben şu anda uzun yola gider miyim? İlk tercihim olmazdı ama giderim herhalde. Saçlarımın tavana değmesine alışmam gerekiyor. Peki bakalım arka koltukta başka neler var? Öncelikle kalite algısı burada da yüksek. Yarı alkantara, yarı deri, yarı kumaş koltuklar burada da çok şık. Yeşil dikişler arkada da devam ediyor. Malzeme kalitesi gerçekten tatmin edici. Kapı işlerindeki alüminyum görünümlü detaylar çok şık. Kapıların üstü sert plastikten üretilmiş fakat kolunuzu dayadığınız yer gayet yumuşak. Birçok otomobilde olduğu gibi arka kapı cebi küçük. Bu arada 308'in arka koltuklarının aslında 2 kişilik olduğunu söyleyebilirim. Ortanızda ancak bir çocuk oturabilir belki. Otomobil önden çekişli olmasına rağmen küçük bir şaft tüneli var. Aslında şaft tüneli demek de yanlış. Bir çıkıntı mevcut. Tabii egzozun falan geçeceği bir alana ihtiyaç var. Arkada bir havalandırma ızgarası bulunuyor. Onun da hemen altında 2 adet USB soketi görüyorum. Fakat klimaya buradan müdahale edemiyorsunuz. Hemen bakalım kol dayama var mı? Evet, geniş bir kol dayamamız mevcut. İçinde de 2 adet bardaklık bulunuyor. Ön koltukların altında eşya koyabileceğiniz fileler de mevcut. O zaman şimdi biraz da bagaja geçelim. Bakalım geniş mi? Bagaj hacmi 412 litre. Ayrıca arka koltukları parçalı olarak yatırarak 1323 litrelik bir hacme ulaşabiliyorsunuz. Bagaj kapağı elektrikli olarak açılmıyor. Bu kalitede bir otomobilde beklerdim açıkçası. Bagaj zemininin altında yedek lastik yer alıyor. Ayrıca orada da küçük eşyaları koyabileceğiniz alanlar mevcut. Kompakt sınıfın en genişi olmasa da kullanışlı bir bagajı olduğunu söyleyebilirim. Evet, arka koltuk ve bagajdan da bahsettiğimize göre artık sürüşe devam edebiliriz. Tekrar otomobili kullanma zamanı. Pardon, sürüş zamanı değil, aklıma başka bir detay geldi.
Biraz güvenlikten bahsedelim hazır duruyorken. Bu otomobil biliyorsunuz Euro NCAP'ten 4 yıldız aldı. Bu çok sorulan bir soru. 308 modern otomobiller kadar güvenli değil mi diye düşünebilirsiniz. Ben aslında öyle olduğunu düşünmüyorum. 5 yıldız alamamasının başlıca nedenlerinden biri hava yastıklarının eksikliği. Evet, ön, yan ve perde hava yastıkları standart olarak sunuluyor. Fakat artık günümüzde diz hava yastığı ve orta hava yastığı da var. Bunlar 308'de eksik, o yüzden puan kırılmış. Çünkü kaza anında aslında yandaki yolcuyla çarpışma riskiniz de var. Ayrıca önden kısmi ve tam çarpma testlerinde ön yolcunun göğsünün de beklentiden fazla hasar aldığı tespit edilmiş. Yani hasar aldığı kötü bir tabir tabii ki. Beklentiden daha fazla zarar görmüş diyelim. Sürüş destek sistemlerine baktığımızda modern otomobillerin beklentilerini karşıladığını görüyoruz. GT'de dur kalk özellikle adaptif hız sabitleyici standart olarak sunuluyor. Ayrıca şerit konumlama yardımcısı da var. Yine kör nokta uyarı sistemi de sunuluyor. Trafik tabelalarını tanıyor. Geri manevra uyarı sistemi mevcut. Tabii bunlar GT'nin özellikleri arkadaşlar. Aktif acil durum fren sistemi ise hem Allure'da hem GT'de sunuluyor. Ayrıca her iki donanımda aktif uzun far da mevcut. Bu testte çok fazla mevcut dediğimin farkındayım. Çünkü donanım zengin olunca sıklıkla bulunuyor, var, mevcut demek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Evet, şimdi gerçekten sürüşe devam edelim. Motordan bahsetmeden biraz gürültüye gelelim. Bu otomobil için gürültülü yorumunu yapmak haksızlık olur. Gerçekten yalıtıma özen gösterilmiş. Hatta dün bir ara camı açtım, dışarıdan bir sürü ses gelmeye başladı. Ne kadar sessiz olduğumuzu fark ettim. 3 silindirli motorun tatlı tatlı mırıldadığını söyleyebilirim fakat rahatsızlık vermiyor. Ben zaten bu tip motorların sesini çok seviyorum. Rüzgar uğultuları da ve lastiklerin yuvarlanma gürültüsü kabine fazla yansımıyor. Yani bu anlamda rahatsız edici bir otomobil değil. Hatta içten yanmalı bir otomobile göre sessiz olduğunu bile söyleyebilirim. Tabii aslında bunlar benim kişisel görüşlerim. Belli hızlarda gürültü düzeylerini ölçmemiz gerekiyor. Belki ileride o tip detaylara da gireriz. Evet, şimdi hemen motora gelebiliriz. 3 silindirli olduğundan bahsettik. 1199 cc'lik bu motoru birçok modelde görüyoruz. Farklı güç seçenekleri var. Fakat şu anda Türkiye'de sadece 130 beygirlik versiyon satılıyor. Bu güç 5500 devir dakikada elde ediliyor. Tork ise 230 Nm ve o da 1750 devir dakikadan itibaren ayağınızın altında. Yani alt devirlerden itibaren canlı olduğunu söyleyebilirim. Tabii rakiplerde 150 beygirlik motor seçenekleri de bulunduğu için performans değerleri merak ediliyor. Maksimum hız 210 km/s olarak veriliyor. 0-100 km/s hızlanma da 9.7 saniye. Hemen bir gazlayalım. 53 ile giderken gazladım. Gerçekten fena hızlanmıyor. Trafik yoğun. 114'e çıktık. Frene basmak zorunda kaldım. Motorun sesi de gayet sportif duyduğunuz gibi. Bu arada şanzımandan bahsedeceğiz ama direksiyonun arkasındaki pedlerle de manuel olarak kumanda edebiliyorsunuz. Belki biraz sonra sıfırdan da bir kalkış denemesi yaparız. Performans bence yeterli seviyede. Şehir içinde yeterince atak. Daha fazlası istenmez mi? Elbette istenir. 150 beygir de istenir, 200 beygir de istenir, 300 beygir de istenir. Bunun sonu yok. Fakat önemli olan yetip yetmediği. Kesinlikle hantal bir otomobil değil. Gerek şehir içinde gerekse de uzun yolda beklentilerinizi yerine getirir. Şanzımanımız klasik olarak 8 ileri tork konvertörlü. EAT8 adı verilen bu şanzımanı hepimiz çok seviyoruz. Tork konvertörlü olmasına rağmen çok hızlı vites değiştiriyor. Ayrıca çok da sarsıntısız. Biraz evvel de söylediğim gibi şanzımanı manuel olarak da kumanda edebiliyorsunuz. Gerçekten hızlı tepkiler veriyor. Şu anda 5. vitesteyiz. Hemen 4'e düştü. Gayet hızlı. Performansın tatmin edici olmasında ağırlığın da payı büyük. Peugeot 308 1291 kilo ağırlığında, yani çok fazla ağır değil. Aslında modern otomobillerde 1,5 tonun altında çok ağır değil diyoruz. Bu bence yanlış. Bir otomobil en fazla 1 ton olmalı. Fakat donanımlar ve güvenlik sistemleri o kadar arttı ki artık hafif otomobil üretmek neredeyse imkansız. Hemen yakıt tüketimine bakalım. WLTP normuna göre 100 km'deki ortalama yakıt tüketimi 5.8 litre. Şurada bir kalkış yapsak mı tekrar? Evet, sıfırdan bir kalkış yapmayı deneyeceğim. Gaza basıyorum. İlk tepki çok hızlı değil fakat sonradan hızlanmaya başlıyor. Virajdayız gerçi ama. Şu anda 100'ü geçtik. 114, 124, 130 bence tatmin edici şekilde hızlanıyor. 142 olduk. Yeter bu kadar. Dikkat ederseniz viraj içinde hızlandım fakat hiçbir kontrol problemi olmadı. Yol tutuşa biraz sonra geleceğiz zaten. Yakıt tüketiminden bahsediyorduk. Fabrika verisi tüketim değeri 5.8 litre demiştik. Ben bu otomobili oldukça uzun kullandım. Bir hafta yakın bendeydi. Benim de ortalama tüketimim 6 litre oldu. Yani isterseniz fabrika değerine yaklaşmanız mümkün. Tabii bu sağ ayağınızın ne kadar kontrollü olduğuyla alakalı. Ben gerçekten sabırlıyım. Bu yüzden birçok otomobille fabrika verilerine yaklaşıyorum. Depo hacmi 52 litre.
Bahsettiğim tüketim değerlerini yakalarsanız menziliniz de fazlasıyla uzun olur. Fakat bunun benzinli bir otomobil olduğunu hatırlatmam gerekli. Yani dikkat etmezseniz tüketim değerleriniz 8 litrelere, 9 litrelere de çıkabilir. Evet, hemen sürüşe gelelim. Bu otomobilin süspansiyon sisteminde önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu yer alıyor. Daha doğru bir tabirle U tipi yarı bağımsız aks diyebiliriz. Darbe emiş gerçekten çok başarılı. Bunu daha önceki videoda da söylemiştim. Konforlu bir otomobil sizi kesinlikle rahatsız etmiyor. Süspansiyon sistemi darbeleri başarıyla sönümlüyor. Fakat önden çekişli otomobilin yol tutuşu da çok iyi. Yani mühendisler süspansiyon sertliğini çok iyi ayarlamış bence. Çok iyi dengelenmiş bir otomobil bu. Bir yerden alıp bir yere vermemişler. Yol tutuşun sadece güvenli olduğunu söylemekte biraz haksızlık olur. Virajlı yollarda kullanmak da gerçekten zevkli. Yani bu anlamda sportif bir yapısı olduğunu söylemek de mümkün. Hatta virajlı yollarda performanslı kullanırken keşke bir 15-20 beygir daha güçlü olsaydı diyorsun. Direksiyon tepkileri de gayet net. İstediklerinize anında cevap veriyor. Ayrıca direksiyon simidinin küçük yapıda olması da sportif sürüşü destekliyor. Ben eski 308'in de sürüşünü çok beğenirdim. Peugeot üstüne koyarak devam etmiş. Şu anda özellikle bozuk bir yola girdim. Darbeymiş gerçekten iyi. Bozuk yollarda süspansiyondan da ekstra sesler gelmiyor. Ayrıca bunu söylemiştik ama iç mekanda tıkırtılar da oluşmuyor. Fren sisteminde de kesinlikle bir sıkıntı yok. Önde 283 mm'lik hava soğutmalı diskler yer alıyor. Arka diskler ise 268 mm. Panik fren yaptığınızda bile otomobil düz bir çizgide yavaşlıyor. Zaten artık bunları söylemek bana biraz garip geliyor. Çünkü freni kötü olan otomobil kalmadı gibi bir şey. Evet, ana kameramızın şarjı bitti. Fakat zaten videonun sonuna gelmiştik. Hemen kısaca ben bu otomobili alır mıyım sorusuna geleyim. Evet arkadaşlar, kesinlikle alırım. Zaten Fransız otomobillerini çok severim biliyorsunuz. 308'in de iç tasarım ve donanımı beni gerçekten tatmin etti. Üst düzey bir havası var. Tek canımı sıkan göstergeleri tam olarak göremiyor oluşum. O zaman 308'den hoşça kalın demenin zamanı geldi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca o çan simgesine de tıklarsanız sevinirim. Bir dahaki test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.